Burak hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Valla iki tur Sicilya yaptık, İtalya yaptık. Biraz memlekete döneriz. Evet. Tabii memlekete dönelim deyince akla gelen ilk yer benim için Beyoğlu. İkimizin de geçmişinde çok fazla anıların, yaşanmışlıkların olduğu bir bölge. Beyoğlu deyince aklına ne gelir? Beyoğlu deyince benim aklıma ilk İstiklal Caddesi gelir, Çiçek Pasajı gelir, Galatasaray Lisesi gelir. İlk Çiçek Pasajı herhalde hepimizin çok anılarının olduğu özel yerlerden birisidir. Evet, hem gençliğimizin hem bugünümüzün hala özel yerlerinden bir tanesi. Bizim için Galatasaray Lisesi'ndeyken daha öğrencilikten itibaren anıların biriktiği en önemli yerdi. Evet, siz liseli olarak tabii olaylara daha hakimsiniz ama biz de bir profan olarak oralarda birkaç yılımızı harcadık yani. O zaman çıkışta buradan direkt Çiçek Pasajı'na. Kesinlikle. Bunları adisyona yazalım. Adisyona yazalım. ama şimdi Beyoğlu dedik mi bir sürü isim var. Evet. Hani Beyoğlu diyoruz, Taksim diyoruz. Biraz onlardan bahsetsene. Neden bu kadar farklı isimler kullanıyoruz? Evet, aslında orada bir isim bolluğu var. 4 tane farklı isim kullanıyoruz. Taksim, Beyoğlu, Galata, Pera. Bu bolluğun olması bizi yanlışa götürmüyor. Aslında hepsi doğru kendi açısından. Sadece arada birkaç yüz metrelik farklara istinaden bu kelimeleri kullanıyoruz biz. Yukarıdan aşağı doğru gidersek Taksim. Taksim meydanının olduğu yer. Taksim dediğimiz yer orası aslında. İsim 18. yüzyılda doğuyor. Taksim kelime anlamı olarak bölmek, dağıtmak demek. Taksim etmek. Taksim etmek. Kesinlikle taksim etmek. 18. yüzyılda 1. Mahmut döneminde, Sultan 1. Mahmut döneminde Belgrad Ormanı suyunun bu bölgeye getirilip Galata Pera bölgesine dağıtılması için yapılan, inşa edilen bir maksem var. Şimdi İstiklal Caddesi'nin girişinde meşhur hamburgercinin karşısında o maksemin kalıntıları görülüyor mesela. Önünden geçiyoruz çoğumuz, hepimiz önünden geçiyoruz. Bazen farkına varmıyoruz, bazılarımız bilmiyor ama Taksim kelimesi, Taksim ismi oradan geliyor. Oradan geçersek Beyoğlu kelimesi. Beyoğlu biraz artık insanların ağzında bütün İstiklal Caddesi'ni ifade eder bir hale geldi. İstiklal Caddesi 1400 metrelik, 1500 metrelik bir cadde. İsim kökeni 16. yüzyılda aşağı yukarı 16. yüzyılın başları sonra Kanuni dönemine kadar meşhur Venedik elçisi Andrea Gritti'nin oğulları döneminde ortaya çıkan bir kelime. Andrea Gritti'ye bey deniliyor. Gritti bey. Onun da oğulları bey oğulları, bey oğlu olarak geçiyor ve Taksim Meydanı'nda, bugünkü Taksim Meydanı civarında kendilerinin bir konakları var. Ondan dolayı Beyoğlu ismi çıkıyor. Galata ve Pera asıl mekanlar. Şimdi ilk yerleşimler, ilk iskan faaliyetleri o bölgede, Galata bölgesinde. Hem Galata kelimesini kullanıyoruz, hem Pera kelimesini kullanıyoruz. Pera derken aslında Galata'nın üzerindeki, bugün İstiklal Caddesi'nin olmadığını, Taksim'in olmadığını farz edin, orası Pera bağları olarak geçiyor. Galata ise bildiğimiz Galata bölgesi. Pera kelime kökeni olarak Yunanca'dan geliyor. Karşıda, öte tarafta bulunan manasında. Neyin öte tarafında? Haliç'in, altın boynuzun öte tarafında. Yani şehrin, Konstantinopolis'in öte tarafında. İsim buradan. Galata kelimesinin iki tane etimolojik kökeni var. Birincisi gala, Yunanca gala. Bugün hala Yunanca'da, eski Yunanca'dan beri bozulmayan kelimelerden bir tanesi. Süt demek. Süt üretiminin yapıldığı bir alan olarak yorumlanıyor. Bu da mandra, çiftlik fikrine götürüyor bizi. Diğeri de İtalyanca'dan gelmiş olabileceği düşünülen Calata kelimesi. Calata İtalyanca'da hala kullanılır. İniş demektir. Biz bugün Galata'ya baktığımızda zaten Galata bölgesinin tıpkı Genova gibi, İtalya'daki Genova şehri gibi yokuşlardan oluştuğunu, iniş çıkışlardan oluştuğunu biliyoruz. Bu da bizi o isme götürüyor. Evet, 4 tane isim var ama bunların hiçbirisi yanlış değil. Aslında hepsi doğru. Bu bolluk da kötü bir şey değil aslında. Bölge esasında tarihi sürekli değişiyor. Ben hatırlarım, Galatasaray Lisesi'nin ilk çıktığım zamanlarda İstiklal Caddesi trafiğe açık bir caddeydi. Evet. O dönemin Beyoğlu'su çok farklıydı. Daha sonra işte trafiğe kapattılar. Trafiğe kapattıktan sonra tramvay yeniden kuruldu. Esasında o tramvay eskiden de var olan bir tramvaydı. Evet. Bir dönem o tramvayla beraber güzel ağaçlar vardı. Sonra onları da, yeşili çok sevdiğimiz için onları da yok ettik. Hatırlar mısın? Bir ara halı flex gibi bir şey serdiler İstiklal Caddesi'ne yeşillik olsun diye. Ya sorma. Gerçekten çok komik hikayelerdi. Ondan sonra da tabii ki Galata'nın, yani Beyoğlu'nun yaşamı da değişti. Beyoğlu'nun yaşamı her zaman değişmişti. Geçmişte de farklıydı. Türkiye'de ne yaşanıyorsa farklı bir şekilde Beyoğlu'nda görüyorduk. Bu konuda ne düşünüyorsun?
Kesinlikle katılıyorum. Bu değişim durmayacak da. Şu anda da hala bir değişim içinde. Benim düşüncem Beyoğlu var olduğu sürece, İstanbul'daki bu nüfus yoğunluğu bu şekilde var olduğu sürece Beyoğlu değişmeye de devam edecek. Evet, çok kötü zamanlar geçirdik. Doğru, 15 yıldır, 16 yıldır belki daha da fazla Beyoğlu yeşilliğinden yoksunlaştı, kötü hallere düştü. Şu anda ben geçenlerde yine bir yürüyüş yaptım. Bazı güzel çalışmalar var. Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon projeleri başlamış. Bu ümit verici bir şey. Mesela Botter Apartmanı, tünel yakınlarındaki Botter Apartmanı restore ediliyor. Bu oradaki en güzel binalardan bir tanesi de İstanbul'un ilk Ahnur binası. Evet, hep değişti Beyoğlu, değişmeye de devam ediyor. 13. yüzyılda 1200'lerin ikinci yarısında Cenevizlilere verildiğinden beri bu değişim hiç durmamıştır. En büyük değişimi aslında 1870'te yaşıyor. 1870'te çok büyük bir yangın var. Büyük Beyoğlu yangını, Hariki Kebir denilen bir yangın çıkıyor. Aktarılan bilgilere göre, dönemden aktarılan bilgilere 1/4'ü yanmış. 1/4'üne tekabül eden 3000 konut ve yaklaşık 20.000 kişi de evsiz kalıyor. O yangından sonra bazı değişimler başlıyor. Büyük değişim nedir? Ahşaptan kahire geçme. Kagir dediğimiz bugün taş yapılar, yani betona yakın olan bir yapı. Bir de o dönemdeki İstiklal Caddesi, tünelden alacaksınız. İstiklal Caddesi'ni bugünkü Taksim Meydanı'ndan Tünel Meydanı'na kadar getirmeyeceksiniz. Tünel Meydanı'ndan Galatasaray Lisesi'ne kadar ilk bahsettiğimiz arazi. Hatta bunun ilk kısmı çok daha dar bir yol. Bugünkü kadar geniş bir cadde değil. 1870 yangınından sonra genişliyor arazi biraz daha. Burada bak, komik bir hikaye vardır. Eski konakların yerine binalar yapıldığı için o araziler, paftalar da 90 derecelik açı yoktur. Evet. Benim biliyorsun Mantra'dan önce, daha önce Beyoğlu'nda iki defa işletmem olmuştur. Biliyorum. O binaların hiçbirinde mesela biz 90 derecelik açı bulamazdık. Evet, çünkü o şekilde yapılamadı ki hiçbirisi. Yani yangından sonra paftalar evet belli bir şekilde insanların elinde kaldı veya el değiştirdi ama binaların çoğu yamuk zaten Beyoğlu'nda. Biz bunu biliyoruz yani, hepimiz içine de girdik, kafelerinde, otellerinde de kaldık. Bu mümkün olan bir şey değil maalesef. Dediğim gibi bu değişim hiçbir zaman durmadı, durmayacak Beyoğlu'nda. İstiklal Caddesi bu anlamda en özel noktası oluyor ama tek noktası değil. Biz her zaman Beyoğlu'ndan bahsederken, Taksim'den bahsederken hep İstiklal Caddesi üzerinde konuşuyoruz. Fakat Beyoğlu'nun ilk gelişim noktası aslında onun paralelinde olan Meşrutiyet Caddesi'dir. Eski Kabristan Sokak, eski Kabristan Caddesi. Baktığımızda zaten İstiklal Caddesi'nden çok daha önce gelişim göstermiş bir yer ve Galata bankerlerinin, konaklarının olduğu bölge. Bugün Pera Palas'ın olduğu cadde olarak söyleyeyim, insanların aklında daha net kalabilir. Ya hep değişimlerden bahsediyoruz. Bunu biraz daha açalım mı? Yani ne şekilde değişimler oldu ve bu değişimleri nasıl değerlendirmek lazım? Bu değişimleri aslında şehir özelinde sadece Beyoğlu için değil, bunun içine Beyoğlu'nu katın, Kadıköy özellikle, Tarabya, Beşiktaş, İstanbul'un muhtelif pek çok semtinin içine katılması gereken bir olgu olarak düşünüyorum ben bunu. Beyoğlu özelinde konuşurken de az önce senin söylediğin gibi bir dönem tramvay durduruldu, daha sonra tekrardan açıldı, yayalaştırma, yayalaştırılmanın kaldırılması falan, bunlar çok garip politikalar sonucunda ortaya çıkan şeyler. 1961'de tramvay kaldırılıyor. 1990'a kadar araç trafiği de var. 1990'da tekrardan tramvay konuluyor. Tünel Taksim arası tramvay. Senin bahsettiğin dönemde o dönemdi zaten. Bunun sebebi aslında İkinci Dünya Savaşı sonrası değişen, daha milliye doğru, daha Türkiye politikalarının ortaya çıkması ve azınlık karşıtı politikaların neticesinde de maalesef 6-7 Eylül 1955 olayları pogromu sonucunda Beyoğlu'nun Avrupa'yı ve kozmopolit yapısını kaybetmesi diyor. 60'larda iç göç, yoğun bir iç göç ve terk edilen binalara yoksul halkın yerleşmesi sonucunda suç, fuhuş ve uyuşturucu çok artıyor. Peki da, daha önce fuhuş yok muydu Beyoğlu'nda? Vardı ama daha elit bir şekilde, tırnak içinde daha elit bir şekilde yürüyordu bu işler. Yoksa çok fazlası var yani, bu hikayeler bitmez. Mesela gazinoları meşhurdur Beyoğlu'nun. Pavyonları diyelim. Pavyonları diyelim meşhurdur eskiden. Ya Asmalı Meclis Sokağı 1800'lerde baktığın zaman da çok ahlaklı bir yer olduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii yok, bence söyleyemeyiz ama belli bir saatten sonra. Yani orada da bir saat ayarı vardı muhtemelen. Tabii bu değerlendirmede temel olarak baz almamız gereken şey aslında kamusal mekan ve toplumsal bellek ilişkisi. Yani bizim kentli olarak kent mekanlarıyla ilişki kurabilmemiz. Şu anda onu kaybediyoruz. Yani bütün Türkiye profiterol diye canını verir, değil mi? Hepimiz profiterol hastasıyız.
yiyoruz bilmem ne falan ama kimse İnci Pastanesi'nin korunması için bir şey yapmadı. Kimse İnci Pastanesi için bunu dile getirmedi. Evet 3-5 kişi yürüdü, etti, bazı protestolar oldu bilmem ne ama kimsenin umurunda olmadı. Ya İnci Pastanesi dedik de İnci Pastanesi'nin hikayesini çok insan bilmez. Evet. İnci Pastanesi'ni de anlatsana, neden bu kadar önemli? İnci Pastanesi hem bulunduğu yer itibariyle, çünkü bugün Grand Pera olarak isimlenen alışveriş merkezi eski Circle Dorian'ın altında 1944'ten beri aynı yerde, 2013'e kadar aynı yerde hizmet veren bir pastane. Bu pastane bizim için profiterolün doğduğu yer. Lucas Sigoridis hamur toplarının içine krema, üzerine çikolata sosu olarak sunduğu tatlı çok tutuluyor. Buradan Paris'e, Fransa'ya ulaşan... Dünyaya bizden yayılıyor. Yani bir icadımız var burada ve bu değeri biz koruyamıyoruz. İnci Pastanesi'nin en önemli hususlarından bir tanesi profiterolün ortaya çıkmasının haricinde senelerdir aynı yerde hizmet vermesiydi. 2013'te ne oldu? Mis Sokağı taşındı. Şu anda bilemiyorum hala orada mı, nedir durumu, orada diyebiliyorum ama bu bizim kültürel toplumsal hafızamız ve onun kaybı. Bu sadece bir en basit örnek. Bundan kaç tane var? Biz zaten hepimiz biliyoruz. Tatlıdan örnek verdik ki insanlara biraz daha bildiği yerden yakalayalım diye ama en basitinden hemen ikinci olarak aklınıza emek sineması gelsin. Evet, birçok şeyi kaybettik. Kaybettiğimiz şeylerden bahsedelim. Bu kaybettiğimiz şeylerin hikayesinden bahsedelim. Geçmişlerinden bahsedelim. Hani çok kaybetmemiş olsak da yeni bir çiçek pasajını hatırlamak lazım. Nedir çiçek pasajı? Muhakkak. Çiçek pasajı şimdi gördüğümüz, bildiğimiz çiçek pasajı içi meyhanelerle, birhanelerle dolu olan bir pasaj. Bu noktada bir parantez açarak şunu da söylemek istiyorum. İnsanlar İstiklal Caddesi'ne, Beyoğlu'na çıktıklarında şunu hatırlasınlar. Pasaj ve han ayrımı çünkü çok karışıyor. Pasaj geçit verendir arkadaşlar. Fransızca'dan bildiğimiz gibi geçmek. İngilizce'de pas olan, geçit veren. Yani bir tarafı bütün istiklal esasında pasajlardan oluşuyor evet, zamanında. Evet, bütün istiklal çoğunlukla pasajlardan oluşuyor. İçinde hanlar da var, üzerinde hanlar da var İstiklal Caddesi'nde ama çoğunluk pasaj. Ve bu örnekler Fransız örnekleri. Bizim kopyaladığımız İstiklal Caddesi'nde uyguladığımız pasaj örnekleri Fransız örnekleri. Velhasıl kelam çiçek pasajı doğmadan önce orada başka bir şey var. Gittiğinizde biraz köşesine bakın, orada bir tabela var, görürsünüz zaten üzerinde Naum Tiyatrosu diye. Orası Naum Tiyatrosu'ydu önceden. İstanbul'un en eski ikinci tiyatrosuydu. Naum ailesi, eski Tütüncüoğlu ailesi, Arap Hristiyan bir ailedir. 1846 yılında İstanbul'un bu Güzide Tiyatrosu'nu açıyorlar ve 1870 yangınına kadar, Büyük Beyoğlu yangınına kadar bu tiyatro aktif bir şekilde kalıyor ve o kadar önemli bir tiyatro ki Sultan Abdülmecit, Abdülaziz ikisi de bizzat kendileri gelip burada oyunlar gösteriler izliyorlar. Naum Tiyatrosu 1870'te yandıktan sonra Pristaki Zografos Efendi bankerlerden burayı alıyor, satın alıyor ve bugün bildiğimiz Site d'Opera yani çiçek pasajını yaptırıyor. Ama çiçek pasajı denmesi Rus devrimiyle alakalı. Aynen öyle. 1917'de Rusya'da devrim patladıktan sonra beyaz Rusların bir kısmının İstanbul'a geldiğini biliyoruz ve bu Rusların, beyaz Rusların icra ettikleri mesleklerden bir tanesi de çiçekçilik. Çiçek pasajı içinde bazı çiçek dükkanları doğuyor ama buradan şu anlaşılmasın, bütün pasaj çiçek dükkanlarıyla doluydu diye bir şey yok. Pasajın içinde cenaze lavazımatçısı da var, berber de var, birahane de var. 1940'lı yıllar itibariyle diğer dükkanlar dışarıya, çoğunlukla da birahaneler, meyhaneler içeriye girmeye başlıyor. Çiçek pasajı ismi o beyaz Rus dönemindeki çoğunlukla kadınların çiçek satıcılığı yapmasından geliyor. Şimdi pasaj dedin, han dedin. O zaman hanlardan bahsedelim. Olur. Narmanlı Han. Narmanlı Han Rus sefarethanesi. Rus konsolosluğu, Rus çalışma ofisi. Aynı zamanda uzun sürede Ruslara hizmet ediyor. Cumhuriyet döneminde 1930'lu yıllarda yanlış hatırlamıyorsam Narmanlı ailesine, sanata çok düşkün bir aile Narmanlı ailesi. Aynı zamanda Teşvikiye'de de binaları var biliyorsunuz. Onlar satın alıyorlar. Altın dönemi 1950'lerde yaşıyor. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ali Berger aynı dönemde Narmanlı Han'da yaşıyorlar. Çok hikayeler var Narmanlı Han'da. Bugün maalesef Erguvan ağaçları yok. Narmanlı Han'la alakalı en büyük ukde, biz İstanbullular için içimizde kalan en büyük ukde. Orası bizim için sadece Narmanlı Han değil, Erguvan çiçekli yerdi. Erguvan ağaçlarının olduğu yerde maalesef onlar gitti. Ve kediler. İnci Pastanesi'nden bahsettik. O zaman Sert Dorian'ı da anlatalım. Grand Pera, bugünkü Grand Pera. Burası bir uluslararası kulüptü. Circle Dorian, Doğu camiası, Doğu sirkülasyonu manasına gelen bir kelime. Çoğunlukla İstanbul Levantenlerinin
yabancı tebaanın kendi aralarında buluşup iş görüşmeleri, sosyal görüşmeler yapabilmesi için inşa edilen Abraham Paşa tarafından, Osmanlı Paşası olan Abraham Paşa tarafından inşa ettirilip mimar Alexander Valori'ye. Alexander Valori de pek çok kişi Fransız olarak bilir ama değildir, İtalyandır. İtalyan işçi cemiyetinde kaydı var kendisinin. Sadece Fransız olarak algılanmak istediği için imzasını Valori olarak atıyor. Vallauri aslında, Alessandro Vallauri. Uzun süre, yanlış hatırlamıyorsam 1980'lere kadar resmi adresi Circle Dorian'ın İstiklal Caddesi'ydi. Bildiğimiz Grand Pera'ydı bugünkü. Fakat daha sonra çift havuzlardaki yerine geçme kararı aldı. Tamamen oraya taşındı. 1950'lerde emekli sandığına geçiyor. Emekli sandığı da bir film şirketi kuruyor. Emek Film diye. Eski Melek Sineması oluyor Emek Sineması. Daha sonra 2013. Evet, o zaman Valori'den bahsettik. Aklımıza Pera Palas geldi. Pera Palas bizim ilk lüks otelimiz. Orient Express'in yolcularını misafir etmek için, onların konaklaması için inşa edilen bir otel. 1895 yılında, mimarı yine Alessandro Vallauri. Fakat şunu söylemek lazım, ilk lüks otelimiz, ilk otelimiz değil. Çünkü daha öncesinde daha eski oteller var. Mesela Büyük Londra Oteli, mesela Otel Anglaterra. Tam bunu soracaktım. O zaman Büyük Londra ile devam et. Büyük Londra Oteli Glavani Konağı. Eski Glavani Konağı. Glavaniler meşhur bir Levanten aile, bankerlik... Yoksa Kallavi'den mi bahsediyoruz? Kallavi'den bahsediyoruz. İnsanlar hep bunu da... Orada Kallavi Sokağı var ya, o Kallavi Sokağı arkadaşlar Arapçadan gelen Kallavi değil. Kallavi bir kahve, Okkalı kahvedeki Kallavi değil. İtalyan banker aile Glavani ailesinin yüzyıllar içinde kelimenin modifiye olup da Kallavi olmuş hali. Aslında Glavani. Büyük Londra Oteli'nin olduğu yerde 1890'lara kadar bu ailenin ahşap konağı var. Daha sonrasında yıkılıp yerine Büyük Londra Oteli inşa ediliyor. İkinci otelimiz de Bristol Oteli mesela. Ya sonuçta Beyoğlu her zaman batılılaşma sürecinin önemli noktalarından birisi. Göbeği. Göbeği ve batıdaki birçok şeyi de Beyoğlu'na getirmişiz. Kesinlikle. Mesela 6. daire. Mesela 6. daire, evet. Beyoğlu Belediye. Ezelinden beri hep 6. daire olarak tanınır. Neden 6. daire? Yani bir neresi, iki neresi, neden 6 Beyoğlu? Beyoğlu 1. dairedir arkadaşlar. İstanbul'un ilk belediyesi Beyoğlu Belediyesi'dir. Fakat 6. ismini alması Paris'i kopyalamasındandır. Çünkü Beyoğlu Belediyesi Paris modeli üzerine organize edilir ve Paris'in en donanımlı bölgesi olan 6. bölge, 6. arrondisman kopya edildiği için 6. daire ismini almıştır. Daha sonra 1912'de belediyelerdeki numaralandırma kalkıyor külliyen ve isimler geliyor. Ya birçok şey var. Yani Beyoğlu anlat anlat bitmez. Şimdi aklıma Terkos Pasajı geliyor, Saint Antoine Kilisesi geliyor. O kadar çok konuşacak hikaye var ki. Terkos Pasajı mesela enteresandır. İnsanlar, hepimiz oradan alışveriş yaptık. Gençliğimizde ne tişörtler, ne şortlar, ne pantolonlar aldık oradan. Terkos ismi nereden geliyor? Bu geçit neyin nesi? Pasajdır. Sanki anmış gibi, bir tarafından çıkılmazmış gibi ama hayır, öbür tarafına çıkılabiliyor Terkos'un. Dandria geçidi. Yine İtalyan bankerlerden Dandria kardeşlerin yaptırdığı bir geçit. Terkos ismi 1970'lerde ortaya çıkıyor. 1975'te yanlış hatırlamıyorsam Sular İdaresi'ne geçiyor Terkos Pasajı. Bugünkü Terkos. Terkos ismi Sular İdaresi'nden geliyor. Aslında Dandria geçidi. Kapanışa geçerken tabii en önemli yapıyla geçmek lazım. Galatasaray Lisesi. Kesinlikle. Yani ilk başta da söylemiştik, Beyoğlu deyince aklımıza ne geliyor? İstiklal Caddesi, Çiçek Pasajı, Galatasaray Lisesi. Galatasaray Lisesi, burada takım olan Galatasaray'la sadece ilişkilendirmemek lazım. Galatasaray Lisesi ülkemizin en güzide, en önemli eğitim kurumu durumunda. 1481'den beri Mektebi Sultani, 1 Eylül 1868 itibariyle de Galatasaray Lisesi, yine hala Mektebi Sultani ismiyle devam ediyor çok uzun süre. Fransız Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tanınan ülkenin en ileri eğitim kurumu. Hatta ve hatta kurulduğu vakit toplumun her kesiminden tepkiler alıyor. Sadece Müslümanlardan değil, gayrimüslimlerden de aynı şekilde kurulmasına ve laik bir eğitim sistemine sahip olmasına muhalif olan kanatlardan birisi de Papalık. Papalık dahi İstanbul'daki Katolik tebaasına çocuklarınızı orada eğitime gönderirseniz bundan sonra himayemiz altında olmayabilirsiniz diye bir mesaj gönderiyor. Galatasaray Lisesi o derece önemli bir kurum.
Tabii 1868'den sonrasından bahsediyoruz. Öncesinde evet. Endurun süreci var, tıbbiye evet. süreci var. Kesinlikle. Esasında birçok yani İstanbul'un fethinden itibaren 1481'den sonra birçok eğitim kurumuna ev sahipliği yapmış bir bölge orası. Kesinlikle Osmanlı'nın İstanbul'un fethinden sonraki süreçte eğitim odaklarından bir tanesi. İkinci Beyazıt döneminden bugüne kadar kesintisiz bir şekilde eğitimin yapıldığı 2-3 kurumdan bir tanesidir herhalde, yanlış hatırlamıyorsam işte İstanbul Üniversitesi, Darülfünun ve Galatasaray Lisesi. Benim aklıma başka da bir şey gelmiyor. Geliyorsa suçilizan edersek affola. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Martı sesleri bana lise dönemlerini çağrıştırdı. Buradan Boğaz'a doğru bizi çağırıyor martılar galiba. Evet, aynen öyle. Boğaz'da da bir keyif yapmak lazım. Ama biz önce bir çiçek pasajına doğru yollanırsak güzel olur. Güzel olur. Ağzına sağlık, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Fulgar. Görüşmek üzere.